Ha, en çok da beğenilenlerden bir tanesi bunun adı neydi? Balkabak, Tospik. Tospik çok beğeniliyormuş. Tospikler çok da uğurludur, tatlıdır. Balkabağı da var. Balkabağına benzemiş şurası. Balkabağı Bilerek tospik. balkabağı yaptım. Evet, çok güzel. Bunun adı ne? Yine o da balkabağı şeklinde yaptım. Hani farklı böyle çizerek yapıyorum ben bazılarını. Güzel. Daha öncesinde çiziyorum mesela. Böyle bir karakter oluşturabilir miyim diye bakıyorum. Örüp deneme yanılma yöntemleriyle Şuna da tarifini bakalım. çıkarıyorum. Bu Burada ne? karpuz gibi yapmaya çalıştım. Karpuz tospik. Karpuz tospik. Ay çok iyiler bunlar. O kadar güzel ki. Değişik, farklı. Şu bebeğine de bakmak istiyorum. Oo, rasta Saçları saçlı mı? farklı. Saçlarını çok farklı yapmışsın. Şimdi tabii yurt dışından getirtiyorlar, perukları var bunların. O perukları da takıyorlar ama sen bayağı bir emek vermişsin bu saça. Ve çok güzel düşürmüşsünüz. Benim gözüm iyiymiş. Ben oradan böyle hani o kadar çok şeye baktım ki o sırada. Bu biraz da şans. Hiç tanımıyorum kendisini. Hiç bir yerden bana bir tavsiye ya da bir şeyle olmadı. Bu bir tesadüf onun bugün burada olması. Ama hakikaten hiçbir şey de tesadüf değilmiş. Onu da anlıyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Şu saçlar ne kadar hoş değil mi saçları? Çok güzel. Var mı bir şey? Halıyı kumaştan da yapabiliriz demiş. Evet, onu biz demin konuştuk. Konuştuk. Halıyı kumaştan Tekrar yaparız. soruyorum. Özellikle polar böyle yumuşak bir şey. Veya siz bilirsiniz daha güzel bir Rahat kumaş. yıkanabilir. Her efendim Rahat yıkanabilir mesela. rahat yıkanabilir bir şey olması diyor. Neden olabilir biliyor musunuz? Yumuşak bir kot kumaşından. Biz daha önce o kot kumaşından görüyorsunuzdur siz şeyde çok yıllar önce yapmıştık. İçine bunun oyuncaklar konuluyor, büzdürülüyor daha büyük bir torba. Çocuk oyuncak toplama ya da o açtığında da aynı zamanda üstüne oturup oynayabiliyor. Çok yıllar önce yapmıştık. Yumuşak bir kot kumaşından yapmıştık. Kot kumaşı hem yıkanabilir ama kenarına bir sıra şey gidin. İkili Tı trabzan. ikili trabzan gidin. Oradan da şunu geçirirsiniz. Bağcığı. Evet. Bağcıkta zincir çektik. Yaptık. Valla nefis yani gerçekten güzel. Yani belki kaçırdı izleyicimiz orayı. Oyuncakların içini sert mi, yumuşak mı? Sevgili izleyiciler, bunların içleri gerçekten çok sert. İyice böyle neyle bastırırsın yaparken Bir şeyleri? makas yardımıyla da olur. Normal şartlarda bu chopstickler var. Yemekte kullanılıyor hani. Evet. Onları ikisini birleştirip bantlıyorum ben. Onlar yardımıyla içini doldurmayı tercih ediyorum. Çok daha avantajlı oluyor. Ha, bu detayları da bize sayfandan göster. Sayfayı takip edin. Sipariş vermek isterseniz verin. Kendiniz yapın. Bir başkasına oyuncakları sipariş verin. Gönlünüz nasıl istiyorsa kendiniz de yapabilirsiniz. Hayvancıklar pek çoğunuz yapıyor zaten. Valla güzel bir iş oldu, güzel bir şey oldu. Buna hikayeler çocukla birlikte türetin. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bizimle olduğun için Semiha Çakar Yakut matematik öğretmeni, ayrıca öğretmenim, canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Ben Valla teşekkür ederim. kutluyorum. Çok teşekkürler. Diyabet, yüksek kolesterol, kapanmayan yaralar, cilt kırışıklıkları. Sağlığına dikkat edenler bu bilgiler kaçmaz. Ozon tedavinin vücuttaki etkileri neler? Hangi hastalıkların tedavisinde uygulanır? Kimler için sakıncalı? İç hastalıkları uzmanı ve ozon terapist Doktor öğretim görevlisi İrem Öner Özkara anlatıyor. Az sonra Derya Baykal'la gülümsedi. Efendim doktor, öğretim görevlisi İrem Öner Özkara. Hoş geldiniz İrem Hanım. Hoş bulduk, Hanım. Çok teşekkür ederim. İç hastalıkları uzmanı
ve ozon terapistsiniz. Ozon tedavisinin uygulama alanlarından bahsedeceğiz. Şöyle derinlemesine öğrenelim. Çok önemli bir konu, çok güzel bir konu. Sizin gibi doktorlar uyguladığı zaman daha da güzel. Şimdi ozon nedir? Ozon tedavisi nedir? Ozon 3 oksijen atomundan oluşan yüksek enerjili ve kararsız bir molekül. Biz de ozon tedavisinde bu oksijen, fazla oksijenden ve yüksek enerjiden yararlanıyoruz ve bunu bir tedavi amacıyla hastalarımıza uyguluyoruz. Kararsız bir molekül olduğu için kan ya da dokuyla temas ettiği zaman ozon hemen oksijene parçalanıyor ve içinde barındırdığı yüksek enerji de açığa çıkmış oluyor. Böylece biz hem kan hem de dokunun hem dolaşımını hızlandırıp hem oksijen miktarını arttırmış hem de açığa çıkan enerjiyle de hücre yenilenmesini sağlayan, hücre onarımını sağlayan antioksidan enzimleri aktive etmiş oluyoruz. Böylece başlayan bir reaksiyonlar zinciriyle de hangi hedef dokuda neyi elde etmek istiyorsak iyileşmeyi sağlıyoruz. Evet, seyircilerimizin dikkatini çekiyordur. Bu konu çok konuşuluyor. Evet. Ama nasıl yapılacak, nelere iyi geliyor? Şimdi hepsinden bahsedeceğiz. Majör ozon tedavisi nedir? Başka ozon tedavi uygulama yolları var mıdır? Majör tedavi bizim aslında ana tedavimiz. Bu hep halk arasında bilinen kandan yaptığımız tedavi majör tedavi. Majör tedavide bir damar yolu açıp hastadan özel bir ozon için üretilmiş özel bir setimize kan alıyoruz. Kanı eşit miktarda ozonla karıştırıp hastaya geri veriyoruz. Bu sistemik etki sağlayan, tüm vücutta etki gösteren bir tedavi. O yüzden majör tedavi dediğimiz bu. Ozon tedavisi hangi hastalıklar için kullanılır? Ozon tedavisini aslında hemen hemen her hastalık için kullanıyoruz. Çünkü asıl tedavimiz majör tedavi. Bazen buna minör tedavi, küçük kanlı miktardaki bir kanı ozonla karıştırıp kas içine enjeksiyon gibi ya da lokal uygulamalar gibi minör ozon tedavileriyle kombine edebiliyoruz. Ama asıl yaptığımız tedavi kan yoluyla yaptığımız majör tedavi. Kan yoluyla yaptığımız için ve o kanı geri vücuda verdiğimiz ve o sistemik dolaşıma karıştığı için saçımızın telinden ayak tırnağına kadar tüm vücudu dolaşarak aslında tüm dokularda bir iyileşme sağlıyor. O yüzden anatomik bozukluk oluşturmamış, kalıcı bir anatomik bozukluk oluşturmamış her hastalık için ozon tedavisini kullanabiliyoruz. Ozon bir dezenfektan olduğu için enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde, kronik inflamasyonla seyreden diyabet, yüksek tansiyon, kolesterol, kalp hastalığı gibi hastalıkların tedavisinde, vücut bağışıklığının bozulduğu ve düzensiz çalıştığı otoimmün hastalık gibi sedef, tiroid hastalıkları, romatizmal hastalıklar, iltihabi bağırsak hastalıkları gibi hastalıklarda. Bunun dışında anti-aging amaçlı, detoks amaçlı ya da zayıflama tedavisi olarak da ozon tedavisini kullanabiliyoruz. Evet, sağlıklı kişilerde şimdi bir rahatsızlığı var, spesifik bir şey geldi, ozon tedavisini yaptırdı. Fakat sağlıklı hiçbir şeyim yok, gideyim de bir ozon tedavisi yaptırayım dediği zaman yapıyor musunuz? Yapıyoruz çünkü ozon tedavisi aslında koruyucu hekimliğin en önemli basamaklarından bir tanesi. Bizim aslında tercihimiz zaten kişilerin hastalanmadan ozon tedavisine başlaması. Çünkü tüm vücutta bir oksijenlenme, enerji artışı ve hücre yenilenmesini uyardığımız zaman zaten kişiler hastalanmıyorlar. Enfeksiyondan korunuyorlar, bağışıklık kuvvetleniyor. Kronik inflamatuar süreçler gelişmediği için kalp, tansiyon, şeker, kolesterol gibi hastalıklar, obezite, karaciğer yağlanması gibi hastalıkların zemininde yatan inflamasyon baskılandığı için ya bu hastalıkları önlemiş oluyoruz ya da ötelemiş oluyoruz. O yüzden zaten en önemlisi daha hastalanmadan ozon tedavisine başlamak, yaşımızın genci, yaşımızın sağlıklısı olmak. Ozon tedavisi etkisini nasıl gösteriyor? Hem sağlıklı hem de hasta kişilerde nasıl etki ediyor? Ozon biraz önce de dediğim gibi aslında bir oksijen, yüksek enerjili oksijen molekülü. Ozon tedavisini biz hastaya uyguladığımız zaman hem kandaki oksijen miktarını arttırmış oluyoruz hem de dolaşımı hızlandırıyoruz. Böylece hem dokulara ve hücrelere giren oksijen miktarı artınca hücrelerin enerji üreten organeli olan mitokondriler aktive olmuş oluyor. Hem daha sağlıklı çalışıp hem de daha fazla enerji üretiyor. Antioksidan enzimler de aktive olduğu için bunlar da hücrelerle bir detoks yaptırıp hücresel yenilenmeyi sağlıyor. Böylece hem hastalıklı hücre, hastalanma potansiyeli olan hücreler, kanser ya da kansere dönüşme potansiyeli olan hücreler ortadan kalktığı gibi yaşamına devam edecek hücreler de genetik kodunda yazan maksimum aktiviteyle çalışmaya devam ediyorlar. Şimdi kanser dediniz, kanser hastalarına ozon tedavisi uygularken...